Merhaba arkadaşlar. 7-13 Ağustos 2023 haftasında Ay Koç burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bu hafta iktidar, yönetim ve toprak, para konularında bizi biraz daha germeye devam edecek. Özellikle Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları gerginlikler konusunda dikkatli olmalı. Dilerseniz hep birlikte burçlara geçelim. Merhaba sevgili koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizde dedikodulara dikkat edin ve her söylenene öyle hemen sinirlenmeyin. Dinlemekte ve neler olduğunu anlamakta fayda var. Gerilimli ama nispeten daha iyi bir hafta sizleri bekliyor. Evliyseniz veya sevgiliniz varsa bu hafta polemiklere girmemenizde fayda görünüyor. Merhaba sevgili boğalar ve yükseleni boğa burcu olanlar. Bu hafta bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bu daha çok kendinizle ilgili gibi görünüyor. Kendinize daha fazla yüklenmeyin çünkü sizden daha değerlisi yok bu hayatta. Çözüm yolları önünüzde duruyor ancak merak etmeyin. Bu hafta açılacak konularda tereddütünüz olmasın. Yeter ki gerçekleri bu süreçte tam olarak görün ve doğru değerlendirin. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. İlişkilerinizi doğru yönetmeniz gereken bir hafta sizleri bekliyor. Biraz etrafınızda olanlardan kaynaklı ya da stres merkezli bir gerginlik içinde olup incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere aşırı tepkiler verebilirsiniz. Biraz mülayim, daha sabırlı bir tavır takınırsanız bu hem konuları ve sebeplerini daha iyi kavramanızı olanak tanıyacak, hem de maddi ve manevi konularda zekice hareketler yapmanızı sağlayacak. Merhaba sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç burcu olanlar. Bu hafta ne yaparsanız yapın ama internet ve sanal alemde hareket ederken çok dikkatli olun. Eğer dijital bir işiniz varsa hataya düşebilirsiniz ya da olası bir dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Dikkatli ve özenli olursanız olacakların önüne geçebilirsiniz. Sevgi ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Merhaba sevgili aslanlar ve yükseleni aslan burcu olanlar. Bu hafta aile içi ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara ve gerilimlere açık bir duruma düşebilirsiniz. Ciddi bir konuysa fikir yürütmek ve sakin kalmak önemliyken, anlamsız konularda bir tartışmaya girildiğini hissediyorsanız sessiz kalmanız daha iyi olacak gibi görünüyor. Harcamalarınızda ise daha temkinli gidin. Ayrıca borsa ve kripto parayla ilgiliyseniz aceleci olmayın derim. Merhaba sevgili başaklar ve yükseleni başak burcu olanlar. Bu haftanın ana teması sizin için sağlık ve kariyer. Keza yurt dışı ile alakalı konular ve hele öğrenciyseniz bu hafta sizin için çok önemli. Tutulmanın etkisi bu hafta sizi özellikle kendinizi geliştirmek ve daha huzurlu olmak adına tetikleyebilir. Aşk hayatınızda yıldızınızın açık olduğu bir hafta. Ancak yanlış kişiye kapılma ve duygusal hatalara düşme durumlarına karşı dikkatli olun. Merhaba sevgili teraziler ve yükseleni terazi burcu olanlar. Çalışma arkadaşlarınızla veya iş yaptığınız insanlarla ilgili olarak büyük bir problem görünmüyor ama evlilikle ilgili konularda biraz sıkıntılı bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta ne yaparsanız yapın, en iyisi özel konulara fazla girmeyin derim. Merhaba sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar. Maddi konularda bir yenilenmeye gideceğiniz bir hafta var önünüzde. Onun bunun lafına takılmadan önünüzdeki engelleri kaldırabileceğiniz bir enerji gözüküyor. O nedenle kendinizi biraz daha bu konularda sağduyulu bir yere çekin ve toparlayın önünüzdekileri. Çünkü daha fazla dağılırsa ucu kaçacak gibi görünüyor. Merhaba sevgili yaylar ve yükseleni yay burcu olanlar. Mahkeme ile ilgili meseleleriniz bu hafta gündeme gelecek. Veya evliyseniz eşinizle ilgili konularda seçimler önünüze gelebilir ve bu konularla ilgili olarak özellikle tutulma sizi tetikleyecekmiş gibi görünüyor. Bu anlamda daha temkinli olmanız gerekiyor. Enerjinizi yükseltmek için sessizlik isteyebilirsiniz. Sıra geldi sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak burcu olanlara. Bu haftanın teması sizin için patronlarla ve çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinmek olmalı çünkü gerilim daha çok bu alanda görünüyor. Bu nedenle olabildiğince kendinizi doğru ifade edin ve milletin incir çekirdeğini doldurmayacak mevzularının içine girmeyin derim. Merhaba sevgili kovalar ve yükseleni kova burcu olanlar. Bu hafta yanlış anlayabilirsiniz ve anlaşılabilirsiniz. O nedenle bu haftayı daha az yorum yaparak ve daha çok dinleyerek geçirmenizde fayda var. Para konusunda kesinlikle harcamalarınıza dikkat edin. Çünkü kendinizi bir anda manasız şeyler alırken bulabilirsiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükseleni balık burcu olanlar. Bu hafta özellikle aile büyüklerinizle ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Ve tabii buna ekonomik konuları da eklemeye gerek yok. Özellikle para konusunda ani hareketlilikten uzak durmanızda ciddi fayda görüyorum. Hele yatırım, borç alma, borç verme gibi konulardan kesinlikle uzak kalın derim. Haftalık burç yorumlarımız bu kadardı. Peki siz bu hafta neler yaşıyorsunuz? Başınıza ilginç bir şey geldi mi? Dilerseniz kanalımıza abone olup beğeni yaptıktan sonra yorumlarda buluşabiliriz.